Ebeveynlerin ateş fobisi çocuğa zarar veriyor. Beyin gelişiminin hızlı olduğu dönemlerde görülür. Febril konvulsiyon, yani ateşli havale, ateşli hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan nöbetlerdir. 3 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda vücut ısısının yükseldiği durumlarda görülen nöbetler ateşli havale olarak tanımlanır. 6 yaşına kadar sağlıklı 100 çocuktan 2-4 tanesinde görülebileceği biliniyor. En sık görülme yaşı ise 12-18 ay arasıdır. Ateşli havalenin görüldüğü bu yaşlar, beyin gelişiminin hızlı olduğu bir dönemdir ve bu nedenle gelişmekte olan beyne özel nöbetler olarak kabul edilir. Grip, faranjit ve bronşit çocuğunuzun ateşini yükseltebilir. Ateşe neden olan her türlü hastalık, grip, kulak iltihabı, faranjit, tonsillit, idrar yolu enfeksiyonu, bronşit ve çocukluk çağında yapılan bazı aşılar ateşli havale nedeni olabilir. Nöbetler genellikle ateşin hızlı yükseldiği dönemlerde ve hastalığın ilk günlerinde görülür. Ateşli havale genellikle vücut ısısının 38 derecenin üzerine çıktığı zamanlarda olur. Bilincin kaybolması, tepkisiz kalma, gözlerin yukarı kayması, aniden nefesini tutma morarma, kasılma, kol ve bacaklarda titrem, E şeklinde hareketlerin biri veya birkaçı eşlik eder. Genellikle nöbet 3 dakikadan önce kendiliğinden durur, nadiren 5 dakikadan daha uzun sürer. Ateşli havalenin beyne zararı olmadığı, zekayı ve okul başarısını olumsuz etkilemediği bilinmektedir. Havale sırasında yapmamanız gereken 5 şey. Havale nöbetleri görüntü itibarıyla korkutucu olmakla birlikte, ateşli havale genellikle kendiliğinden sonlanır, çok ender olarak uzun sürebilir. Nöbet sırasında ebeveynin sakin olması gerekmektedir. Aksi takdirde telaşla yapılacak hareketler düşme, çarpma gibi kazalara neden olacağından çocuğa zarar verebilir. Hastanın ağzında bir şey olmadığını biliyorsanız ve dilini de ısırmamışsa çenesiyle uğraşmayın. Dil geriye kaçar, nefes borusunu tıkar diye bir durum söz konusu değildir. Yüzüne gözüne bir şey, özellikle kolonya dökmeyin. Gözlerini koruyamadığı için gözde zarar oluşmasına neden olur. Ağzından hiçbir şey, su veya ilaç verilmemelidir. Çocuğun boğulmasına neden olabilir. Kol ve bacaklarını hareket etmesin diye tutulmamalıdır. Kaz yırtıkları ve kemik kırılmalarına neden olabilir. Kendisine zarar vermeyecek şekilde yan yatırın, salyasının akmasına izin verin, ateşi olduğu için üzerdekileri inceltin. Havale endişesiyle sürekli ateş düşürücü kullanmayın. Genellikle uzun süreli koruyucu tedaviye gerek yoktur. Nöbet geçirecek diye düzenli ateş düşürücü ilaç kullanmak doğru değildir. Ve kullandığınız ilaçların da yan etkisi olacağını unutmamak gerekir. Bazı durumlarda hekiminiz ateşli nöbete karşı ilaç kullanmayı önerebilir. Bu, makattan sıkılacak nöbet, önleyici ve durdurucu bir ilaç olabilir. Ateşi 38-25 derecenin üzerine çıktığında hasta yan yatırılır ve tüpteki ilaç makattan sıkılarak nöbet geçirmesinin önüne geçilebilir. Nöbet geçirmekte olan hasta 3 dakikayı doldurduysa yine aynı ilacı sıkmak nöbetin durdurulmasında yararlı olacaktır. Bazı özel durumlarda hekiminiz günlük ilaç kullanmayı da önerebilir. Tekrarlama olasılığı yüksektir. Ateşli nöbet geçirmiş olan bir çocuğun yeniden nöbet geçirme olasılığı yüksektir. Ancak akılda tutulmalıdır ki hep aynı ateş seviyesinde ve her ateşlendiğinde nöbet olacak diye kural yoktur. Genellikle nöbet tekrarı ilk nöbeti izleyen 1-2 yıl içerisinde olur. Aşağıdaki faktörler nöbet yenileme olasılığını yükseltir. Çocuk ilk nöbetini 15 aylıktan önce geçirmişse, sık ateşli hastalık geçiriyorsa, İlk nöbette ateşi çok yüksek değilse, ateş çok hızlı yükselmişse, anne veya babada ateşli nöbet ve epilepsi öyküsü varsa, anne babalar dikkatli olmalıdır. Anne veya babası ateşli havale geçirmiş veya kardeşlerinde de aynı öykü bulunan çocukların nöbet geçirme ihtimali diğer çocuklara göre daha fazladır. Bu da genetik yatkınlığın önemli rolünün olduğunu düşündürmektedir. Ateşli havale epilepsiye dönmez. Ateşli havale geçiren çocuk epilepsi hastası değildir. Epilepsi hastalığı, ateşsiz dönemlerde, herhangi bir zamanda ve bir uyaran olmadan ortaya çıkan, yineleyen nöbetlerdir. Bugünkü bilimsel verilere göre, ateşli havale epilepsiye dönmez. Bazı özel durumlarda, epilepsi gelişme riskinin
toplumdaki epilepsi görülme oranına göre biraz yüksek olduğu söylenir. Ateş en doğru nasıl ölçülür? Çocukların vücut ısıları 37.2 dereceye kadar normal kabul edilir. Bunun üzerindeki ölçümlerde ateşli olduğunu düşünerek yakın takibi gerekir.